Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü modelimiz bir kenar modeli arkadaşlar. Şöyle mavi bir renk kullanacağım. Bugün bu mavi rengi seviyorum. Tığımda 5 numara 1,50 milimetrelik bir tığ. Şimdi aynı ipi 5 numara 50 milimetreye de örüyorum. 9 numarayla da örüyorum. 1,15 ile de örüyorum. 12 numarayla da örüyorum. Modelden modelde farklılık gösteriyor. Yani modele göre bu tığla daha düz, güzel duracağını düşünerek bunu örüyorum. Şimdi bir kenar modeli bu aslında. Ama farklı ipler kullanarak da farklı şeyler yapabilirsiniz. Şimdi modele başlayalım. Zemin için belli bir miktar zincir çekmem gerekiyor. Yani siz ne yapacaksınız? Tabii ona göre zincir çekeceksiniz. Havlu kenarı yapacaksınız. Havlu kenarı kadar bir model çekecek, zincir çekeceksiniz. Böyle bir perde ucu yapacaksınız. O kadar zincir çekeceksiniz. Zinciri ben şimdi göz kararı çekiyorum modeli göstermek için. 13 ve 13'ün katları şeklinde çekerseniz model sıra sonuna geldiğimizde denk düşer üzerindeki desenle. Evet. Saymadım ben. Bir yandan size başka şeyler anlatırken çekmeye devam ettim. Evet, bu kadar yeterli sanırım. Çünkü komple Trabzon gideceğiz şimdi bunun üzerine. Şimdi direkt önce tığ doladım. 1, 2, 3, 4. Şöyle dördüncüye batalım. Kenar kısmı gerdirmesin. Komple Trabzon yapıyoruz. Her zincire batıyoruz. Ve trabzan yapıyoruz. Şimdi bu şekilde zincir sonuna kadar tamamlayıp dönüyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Şöyle. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde geldik. Komple trabzan yaptım. Şimdi sıra sonuna geldim. Buradan 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincir çekerek dönüyorum. Trabzanların üzerine çalışacağız. Şimdi tığımızı 2 defa doluyoruz. Bu zincir çektiğimiz yerin dibine ilk trabzana batıyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Dördüncüyü çekmeyelim, pardon. Dördüncüyü çekmiyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Tekrar tığ 2 defa dolayıp sıradaki yuvadan sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3 defa çektim. Şimdi hepsini birlikte topluyorum arkadaşlar. Şöyle. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 2 defa tığ dolayıp şu en son yaptığımız trabzanın üzerine tekrar batıyorum. 1, 2, 3 defa çekip bırakıyorum. Tekrar 2 doladım. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. zincire batıyorum. Önce 1 ilmek, sonra 2, 2 alıyorum. Tığdaki 3 ilmeği birlikte topluyorum. Tekrar 2 tane zincir. 2 doladık. Aynı yere bir tekrar batıyoruz. Önce 1 ilmek, sonra 2 2 çekiyoruz. Bu kalan 2 ilmeği tığda bekletiyoruz. Tekrar 2 doladım. 1 2 3. Üçüncüye giriyorum. 1 2 3 çektim. Sonra hepsini birlikte topladım. Şimdi 2 zincir. Bakarsanız aslında her bir trabzana bakın. 2 tane atlayarak batıyoruz. Her bir trabzana 2 kez batmış oluyoruz. Şimdi 2 zincir çektim. 2 doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, 3. 2 doladım. 1, 2, 3. Üçüncü trabzana giriyoruz. 1, 2, 3 çektik.
tığdaki 3 ilmeği birlikte kapatıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 2 zincir. Son yaptığımız trabzana batıyoruz aynı yere. 3 defa çekiyorum, bırakıyorum. Tekrar 2 doladım. 1 2 3'üncüye batıyorum tekrar. 1 2 3 4'te çıkıyorum. Tane zincir. İki doladık. Aynı yere batıyoruz. 1 2 3 defa çekip bırakıyoruz. Tekrar 2 defa tığını doluyoruz. 1 2 3. Üçüncüye batıyoruz. Kapatıyoruz. Evet, 2 zincir. Bir trabzan, tekrar 2 doladık. 1 2 3. Hepsini kapattıktan sonra tekrar 2 zincir. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde tekrar trabzanın sonuna kadar geliyoruz. Burayı tamamlıyorum ve dönüyorum. Evet, bir sırayı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi buradan şurayı şöyle kapatıyoruz. Orayı göstermek istedim. Şimdi en son zincire de battıktan sonra yine 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez dolayalım. Pardon, burada bir kez dolayalım. 2 doladım, 1 dedim. Bir tane trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bir kez doladım. Boşluğa batarak bir tane trabzan yapıyorum. Sonra bu iki trabzanın birleştiği noktaya batarak bir trabzan yapıyorum. Yine bir sıra komple trabzanla dolanacağız değil. İki zincir çektiğimiz boşluklara iki tane trabzan yapıyoruz. Bir ve 2. Sonra bu alttaki iki trabzanın birleştiği noktaya batarak bir trabzan da buraya yapıyoruz. Boşluklara 2 tane sonra hemen buraya da bir tane boşluğa 1, tekrar boşluğa 2, bir tane de trabzanların kesiştiği noktaya batıyorum trabzan. Evet, bu şekilde şimdi yine sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Boşluğa 1, 2, buraya da bir tane. Bir, iki, buraya da bir tane. Şöyle bir görüntümüz olacak. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum, dönüyorum. Tekrar geldik bir sıra sonuna. Bu şekilde komple trabzanları yaptım. Şimdi burada 7 tane zincir çekerek döneceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz, dönüyoruz.
Tığımızı tekrar iki defa dolayıp sıradaki yuvadan saymaya başlıyorum. Bir, iki, şu en baştakini saymıyorum arkadaşlar. Bir sonrakinden 1, 2, 3 diyorum. Bu şekilde buraya batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Yine dörtlü trabzan yapıyoruz. 3 defa çekip bırakıyoruz. Tekrar 2 defa doladım. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 1, 2, 3. Tekrar 2 doladım. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 1, 2, 3. Şimdi 4 tane ilmeğim var tığımda. Hepsini birlikte çekerek kapattım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı 2 defa doluyoruz. Bir yuva atlayıp bir sonrakini ikinciye giriyoruz. Buraya da aynı şekilde 1, 2, 3 çektim bıraktım. 2 doladım. Bir sonrakine 1, 2, 3. 2 doladım. Bir sonrakine 3 tane aynı şekilde trabzan yapıyorum. Sonra 4 ilmeği birlikte topluyorum. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve tığın başını dolamadan 1, 2, 3. Üçüncü yuvaya giriyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Şimdi tığ 2 defa dolayıp 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz. 1, 2, 3 çektim bıraktım. 2 doladım. Bir sonrakine giriyorum. 1, 2, 3. 2 defa doladım. Bir sonrakine giriyorum. 1, 2, 3. Tekrar hepsini birlikte kapatıyorum. Tekrar 8 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine 2 defa doladık. Bir tane atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. 1, tığ 2 defa doladım. Yine her birine trabzanları bir kez batarak dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi hepsini birlikte kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. 1, 2, 3. Evet, üçüncüye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sık iğneden bir sık iğneye aslında bir desen çıkartmış olacağız. Şöyle anlatayım. Bakın, şurası bir kenar olarak düşünün. Burası bir kenar ya da uç diyelim, kenar demeyelim. Bir uç, ikinci uç. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi tekrar üçüncü uca başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 doladık. 1, 2, 3, üçüncüye batıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz yine aynı şekilde. Hepsini kapatıyoruz. Tekrar şimdi 8 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 doladım. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yine sırayla 3 tane trabzan yapıyorum. Kapatıyorum. Şimdi 5 tane tekrar zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geliyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz. Bir sık iğne. Evet, bu sık iğne de tekrar bir ucu tamamlamış oldum. 1,
2, 3, 4, 5 zincir, 2 doladık, 1, 2, 3, 3'üncüye batıyoruz, 3 tane yine tramza yapıyorum, pardon aynı yere girdim, ikinciyi tekrar ediyorum arkadaşlar, yanlış yere battım. 2 ve 3 kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar 2 doladık. Bir tane atladık, bir sonrakine girdik. 1 2 3 kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 üçüncüye batarak birleştirmiş. Bir ucu daha tamamladık. Şimdi şurada sona geldiğimizde yine bir ucu tamamlamamız gerekiyor. Başlangıç ve bitiş aynı olacak. Onun için 13 ve 13'ün katları şeklinde zincir çekmeniz gerekiyor. Bakın şuradan sık iğneden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şöyle bir uç 13 tane yuvadan oluşuyor. Burada tekrar ben şimdi göz kararı çektim. Onun için burayı ayarlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 2 doladım. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. Benimki de sanki denk gelecek gibi saymadım ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Evet, son şeyle 13. Yani göz kararı çekmeme rağmen aslında tam çekmişim arkadaşlar. Öyle görünüyor. 2, 3 tane tırabzanı yapıyorum. Tepesini birlikte birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar 2 doladık. 1, 2. İkinciye batıyorum. Bu kenarda zaten bir defaya mahsus burayı ayarlarsak üzeri bu şekilde gider. Evet, kapatıyorum. Şimdi 5 zincir çekip bir sık iğne yapmam lazım üçüncüye. 1 2 3 4 5. Burada da geliyorum. 1 2 3 diyelim. Sondaki zincire şöyle 2 ilmek alalım. Bir sık iğne yaparak bitiriyorum. Evet. Birinci uç, ikinci uç, üçüncü uç, şöyle dördüncü ve beşinci uç. Beş uçlu bir şey yaptık. Siz bunu dediğim gibi zincir sayısını fazla tutarak öreceksiniz. Şimdi buradan son sıra yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bu boşluklara sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sayısının burada hiç önemi yok aslında. 3, ben yine sayı vereceğim tabii ki 4. 5 6 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi 8 zincir çekmiştik. Buraya giriyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekerek buraya bir pipirik yapıyorum. Şöyle son yaptığım sık iğnenin üzerinden doğru batarak tığdaki ilmekten çektim. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. Şimdi burayı, yani sık iğnelerin sayısını tamamen kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok sıkı yapıyorsanız daha fazla da yapabilirsiniz. 6 6 da yapabilirsiniz yani. Tamamen elinize göre burayı ayarlamanız gerekiyor.
Şimdi diğer boşluğa girdim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de buraya yaptık. Buradan direkt diğer boşluğa geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şöyle bir ucu tamamladık. Şimdi tekrar 8 zincirli boşluğa geldik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tepeden giriyorum. Şu şekilde tığdaki ilmekten çekiyorum. Tekrar 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum. Evet, şurada trabzanların üzerine herhangi bir işlemimiz yok. Buradan direkt boşluğa atlıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Komple bir sıra sık iğne yaparak bitireceğiz. 3, 4, 5, 6. 5 zincir çekmiştik zaten. 5 zincire 6 tane sık iğne gayet normal geliyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrar 8 zincirli boşluğa geldim. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bir pipirik yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Bakalım tekrar şimdi. Evet, bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Şimdi başlangıç noktasına geliyorum. 2 tane köşe kaldı. Evet, sık iğneleri tamamladım arkadaşlar. Şimdi sona geldim. Bakın boşluğa kadar. Burada da son sık iğneyi yaptıktan sonra şöyle alttaki trabzanı birleştirerek bırakıyorum. Bir tane de zincir çekelim. Şimdi ipimi keseyim ben buradan. Şu şekilde bir model. İster böyle bakın. İster böyle. Dediğim gibi istediğiniz yere bir kenar örası olarak kullanabileceğiniz kolay basit bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.